أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsn-ü hatime ile çene kapamaya, Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, bugün günlerden terviye günü, yarın nasip olursa Arefe günü, bir sonraki gün de Nehir günü yani Kurban Bayramı'nın birinci günü gerçekleşmiş olacak. Hem terviye günü, hem Arefe günü, hem de bayramın birinci günü ve bayram günleri sene içerisinde önemli olan günlerdendir. İhya edilmesi gereken günlerdendir. Bugün Zilhicce'nin bayram namazından önce son cumasını idrak etmiş oluyoruz. İki gün sonra Kurban Bayramı gününü idrak etmiş olacağız. Bu sene Kurban Bayramı'nda Hacı Efendilerle Arafat'a çıkacak, Müzdelife'ye çıkacak, şeytanı taşıyacak olan milyonlarca Hacı Efendilerle aynı günde bayram yapmış olacağız, aynı günde Arefe yapmış olacağız. Bu bir güzelliktir. Elhamdülillah bu sene bir sıkıntı olmamış oldu. En azından ülkemizdeki uygulama ile Haç'ta olan Hacı Efendilerimiz arasında. Bayramdan önce, Kurban Bayramı'ndan önce son cuma olunca bugünkü dersimiz de kurbanla alakalı ve bugünlerde yapmamız gereken vazifelerle alakalı olarak devam etmiş olacak. Kıymetli dostlar, evvela Arefe gününden başlayalım. Arefe günü Zilhicce'nin 10 günü, birinden 10'una kadar ki 10. gün bayramın birinci günü oluyor. 9. gün de Arefe günü oluyor. Arefe günü şeytanın en çok öfkelendiği, strese girdiği, başına toprakları serperek kaçtığı en kederli günüdür Arefe günü. Sene içerisinde 355 gün içerisinde şeytanın en çok rahatsız olduğu, meyus olduğu, ümidini kestiği, feryad-ı figan ettiği gün Arefe günüdür. Çünkü Arefe günü milyonlarca dünyanın muhtelif yerlerinden gelen ve Arafat'ta toplanan hacı efendilerin erkekler olarak üzerlerinde tabiri caizse kefen gibi bir elbise, bir bez
üstten bir peştemal gibi, alttan da bir kuşak gibi sarındıkları, üzerlerinde dikişli elbisenin olmadığı, çorap ve ayakkabı olmadığı, başlarının açık olduğu bir gündür Arefe günü. Arafat'a çıkan bütün erkekler ihramdadırlar. İhramda olan hacı efendilerin üzerinde dikişli elbise yoktur. Altta atlet giymedikleri gibi iç çamaşırı da giyemezler. Adeta bir ölüm provası, kefen provası gibi ahireti hatırlatan, dünya ile ahiret arasında bir merhaleyi yaşamış oluyorlar. Bunların içerisinde devlet başkanları, bakanlar, başbakanlar da vardır. Dünyanın çok sayılı zenginleri de vardır. Ama orada herkes dünyadan sıyrılmış, bir kefene bürünmüş, Rabbisine yalvarmak için Arafat vakfesini bekliyor. Dünyanın muhtelif yerlerinden zor imkanlarla, büyük bir kısmı zor imkanlarla oraya kadar sırf Allah rızası için giden, o insanların ibadetlerinin en doruk noktası, haçla ilgili en doruk noktası işte oradaki vakfedir. Arafat vakfesidir. El-Haccu el-Arafe, El-Haccu el-Arafe. Haç Arafat'tan ibarettir. Haç Arafat'tan ibarettir buyurulmuş hadis-i şeriflerinde. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tarafından. Dolayısıyla haccın en önemli görevi, vazifesi Kâbe'yi tavaf etmek değildir. En önemli vazifesi Arafat'taki vakfedir. Arafat'taki vakfede yapılan umumi dualar ve hususi dualar, belki bir sene içerisinde başımıza gelebilecek olan birçok felaketi def etmiş oluyor. Rabbimizin bize rahmetiyle tecellisine vesile olmuş oluyor. Arafa günü Rabbimiz tarafından inen rahmet ve bereketleri şeytan hisseder ve sezer. Onları hissedip sezdiği zaman, eyvah ben bir yıldır yaptıklarım boşa çıktı, Allah bunları bağışladı, affetti diye, şeytanın hayatında en umutsuz olduğu gün işte Arafa günüdür. Şöyle bir hadis-i şerif vardır. يُغْفَرُ لِلْحَاجِ وَلِمَنْ اِسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ Hac vazifesini yapan insana, Allah için yaptığı bu vazife esnasında mağfiret için Cenab-ı Hakk'a yalvarır, dua eder, Allah da onu bağışlar. Hac vazifesini yapan kişi samimi olarak Cenab-ı Hak'tan mağfiret talep eder, Mevla da onun günahlarını bağışlar. Yetmedi وَلِمَنْ اِسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ Hac vazifesini yapan insan kimler için Allah'a yalvarıyorsa, anamı bağışla, babamı bağışla, arkadaşım Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i bağışla gibi kimlerin bağışlanması için dua ederlerse onlar da bağışlanır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Arafat vakfesinde vazifesini icra edecek olan kardeşlerimiz sadece kendilerine değil, kendi ülkelerindeki Müslümanlara, akrabalarına, tanıdıklarına, efendim hatta tanımadıkları bütün Müslümanlara dua edecekler. Biz de alâ külli hâl bizim adımıza orada dua edecek çok dostlarımız vardır, kardeşlerimiz vardır, vatandaşlarımız vardır. Oradaki dualardan biz de istifade edeceğiz diye inanıyoruz. Bir de Zilhicce'nin 10 günü ki bugün 8. günü, yarın 9. günüdür. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok önemlidir demiştik. 9 gününde oruç tutardı Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Arafa da dahil. Kurban Bayramı'nda 1. gün, 2. gün, 3. gün ve 4. gün oruç tutulmaz. Haramdır o günlerde oruç tutmak. Kurban Bayramı'nda 1, 2, 3, 4 bu günlerde oruç tutmak haramdır. Bir de Ramazan bayramında bir gün oruç tutmak haramdır. Bunun dışında efendim diğer günlerde oruç her zaman tutulabilir. Ama Arafa günü yani 9. gün yarın oruç tutmak normalde bir oruç 10 oruca bedelken Arafa günü tutulan bir oruç
efendim 1000 oruca ve daha fazlasına bedeldir buyurulmuştur. Tabii bu sadece oruç olarak gözden geçirilmemeli. Yani bu günlerde yapılan ibadetler, hele hele Arefe günü yapılan ibadetler, verilen sadakalar, hayru hasenat, ona göre Rabbimizin nezdinde mükafatı çok daha bol olarak hanemize yazılmaktadır. Onun için Arefe gününü daha canlı ve heyecanlı, bilinçli olarak geçirmemizi müzakere etmiş oluyoruz, birbirimize tavsiye etmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, ayrıca yarın Arefe günü sabah namazından itibaren başlayıp Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar devam edecek olan namazlardan sonra bir vazifemiz vardır. Onlara da teşrik tekbirleri diyoruz. Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazında başlar, bayramın 4. günü ikindi namazında bitmiş olur. Yani yarın sabah namazından itibaren, sabah namazı da dahil, kılacağımız her farz namazın selamından sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diyeceğiz. Bu günlerde, bu teşrik günlerinde, Arefe günü ve bayramın da 4 gününde her kıldığımız farz namaz, vakit namazından sonra tek de kılsak, cemaatle de kılsak teşrik tekbiri getireceğiz. Bu teşrik tekbirini getirmek de vaciptir, bir görevdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde "Zeyyinu a'yâdeküm bittekbir" buyuruyor. Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz diyor. Şimdi camilerde, evlerde o tekbir sesleri yüksek yüksek yükselince evlerde ayrı bir şenlik, camilerde ayrı bir şenlik olur. Çocukluğumuzda Ramazanlarda teravihlere katıldığımızda orada topluca getirilen salavat-ı şerifeleri unutmuyoruz. Amcalarımızın, büyüklerimizin getirdikleri salavat-ı şerifeleri unutmuyoruz. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu bayramlarda da teşrik tekbiri dediğimiz tekbirlerle bayram günlerini süslememizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere talimat veriyorlar. Ayrıca kıymetli dostlar, yarın Arefe günüdür, Arefe gecesi, bugün terviye günüdür, terviye gecesi, bir de işte Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, bir de Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi. Kaç tane yapıyor bunlar? Terviye gecesi 1, Arefe gecesi 2, Kurban Bayramı gecesi 3, efendim Ramazan Bayramı gecesi 3, 4, bir de Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi. Bu 5 tane geceyi kim ihya ederse men ehya el-leyaliyel hamse vecibet lehu cennet. Kim bu 5 tane geceyi ihya ederse cenneti hak etmiş olur. Bu geceleri ihya etmesi sebebiyle Cenab-ı Hak ona lütfetmiş olur buyurulmaktadır. Onun için bu geceleri, önümüzdeki geceyi, bir sonraki geceyi, bunları inşallah daha bilinçli bir şekilde değerlendirelim. Yasin okuyalım, Kur'an okuyalım, namaz kılalım, bir fakiri sevindirelim. Aile bireylerimizi sevindirelim, çoluğumuzu, çocuğumuzu sevindirelim. Bunların her birisi diğer günlerde yapacağımız iyiliklerden çok daha artıdır. Pazar kurulmuştur. Bu pazardan ancak efendim alışveriş yaparsak istifade etmiş oluruz. Bu alışverişle ancak ibadetimizi ve hayru hasenatımızı artırmak suretiyle gerçekleşmiş olur. Kıymetli dostlar, Kurban Bayramı'ndaki en önemli görevimiz Kurban Bayramı namazını kılmak ve kurbanlarımızı kesmek olacak. Kurban Bayramı namazı güneşin doğuşundan 45 dakika sonra kılınan, cemaatle kılınan bir namazdır.
Dolayısıyla Kurban Bayramı namazına gelemeyen, yetişemeyen kişi daha sonra kendi kendine onu kılamaz. Kurban Bayramı namazı tek başına kılınan bir namaz değildir. Veya hani öğle namazına geliriz camiye, cemaate. Yetişemezsek cemaate, bizden sonra ikinci bir cemaat olsa ona uyarız, onunla beraber kılmış oluruz. Ancak cuma namazlarında ve bayram namazlarında bayrama yetişemedik, cumaya yetişemedik, biz de arkadan bir cuma kılalım, bir bayram kılalım, bu olmaz. Yetiştiysen yetiştin, yetişemediysen yetişemedin. Bu vesileyle Kurban Bayramı gününde ilk saatlerde en önemli görevimiz akşam vaktinde yatıp sabah namazını camide cemaatle kılmak ve camide namazımızı kıldıktan sonra o 45 dakikalık süre içerisinde de kurbanla ilgili sohbeti dinlemek ve Kurban Bayramı namazımızı kılmaktır. Senede iki tane Kurban Bayramı vardır. İki tane bayram vardır. Bunların birisi Ramazan Bayramı, birisi Kurban Bayramı. İki tane bayram namazı kılacağız. Yok uykuya kaldım, kalkamadım diyerek bir bahane uydurmamak lazımdır. Eyvah demek lazım. Bunun için de erken kalkmak lazım, erken yatmak lazım, erken kalkmak lazım. Kurban Bayramı'nda ikinci önemli görevimiz de kurban kesmektir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Kurban Bayramı günü içerisinde bir insan ne yaparsa yapsın, eğer kurban kendisine vacip ise Allah için o kurbanın kanını akıtmaktan daha faziletli bir amel yapamaz. Yani Kurban Bayramı'nda ne yapacağız? Kurban Bayramı namazını kılacağız, bu sevaptır. Annemizin, babamızın elini öpeceğiz, dualarını alacağız, bunlar güzeldir. Başka namazlar kılacağız, oruç tutamayız. Çocukları sevindireceğiz, fakirleri sevindireceğiz, bunlar hepsi güzel. Ancak Kurban Bayramı'nda kurban kendisine vacip olan insanın Allah için o kan akıtması var ya, kurban kesmesi, ondan daha faziletli bir amel gerçekleştirmiş olamaz diyor. Onun için kıymetli dostlar, biz Kurban Bayramı'nda kurban kesmesi gereken insanlar olarak kurban vazifemizi ihmal etmemeliyiz. Zira bir insan Allah için, Allah rızası için Kurban Bayramı günlerinde bir kurban keserse, yarın ahirette o kurban boynuzları ile efendim her türlü ecsamı ile ahirette gelecek, senin mizanına konacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Azzimu zahayakum fe innaha ala's-sıratı metayakum" buyurmuşlardır. Yani kurbanlarınız büyük olsun. Zira Sırat Köprüsü'nde onlar sizin binekleriniz olacaktır. Tabi buradan mecazi mana kastedilmiştir. Sırat Köprüsü'nden onlar bizi nasıl geçirecek onu Allah bilir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurbanlarınızı büyük tutun. Zira onlar Sırat Köprüsü'nde sizin bineklerinizdir buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde hacca gittiğinde kendisi 100 tane deve kesmiştir. Kendi yaş sayısınca olan kısmı 60 tanesini, 60-61-63 tanesini mübarek kendi eliyle kesmiştir. Diğer geride kalanlarını da Hazreti Ali Efendimiz'e talimat vermiştir. Bunları da sen kes demiştir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz 100 tane deve kesiyor ve kestiriyor. Bunları fakir fukaraya tasadduk ediyor. Kurban Bayramı gününün faziletini elde etmek için kendi yaş sayısınca kurbanları kendi eliyle kesiyor. Yüzü tamamlayacak olan geri kalan kısmını da Hazreti Ali Efendimiz'e kestiriyor. Bu da bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah için kurban kesmenin ve kan akıtmanın kendi fiili olarak uygulamasında ispatını bize çok açık ve net yapmaktadır kıymetli dostlar. Onun için sakın
kurban kesmesi gereken kardeşlerimiz, kurban kesme noktasında cimri davranmasınlar, kurban parasını kurtarayım derken daha büyük zarara uğramış olurlar. Aklıma geldiği için çok önceden sizi cemaatimle de paylaşmıştım. Anekdot olarak yine sizinle paylaşayım. Biraz sonra kurban kesmenin vacip olabilmesinin şartlarından birisinin mukim olmak olduğunu söyleyeceğim. Mukim demek, yani bir insan seferi değilse, yolcu değilse, memleketinde veya 15 günden fazla kalacağı bir yerde ise kurban ona vacip olur. Eğer seferi ise kurban ona vacip olmaz. Şimdi toprağın altında olan çok sevdiğim bir dostumuz vardı. Yarım da bir hoca efendi sayılırdı. Çok kitap karıştırırdı. Ama derviş idi. İbadetine düşkün birisiydi. Kurban bayramında kurban kesmemek için, yani kurban masrafına katlanmayayım diye hesap etmiş. Kurban mesela şimdi ne kadardır kurban? Bir kurban kesmeye kalkarsanız 2000-2500 lira falan veriyorsunuz. Hesap etmiş, bir kurban hissesine girersem 2000 liraya mal olacak bana, 2500 liraya mal olacak bana. Bursa'da dost ve ahbap vardır. Bursa'ya gidersem seferi olurum. Dost ve ahbapta da 2-3 gün geçiniriz. Üçüncü gün akşamdan sonra dönersem 2000 liradan kurtulmuş olurum. Kurban kesmedik diye de evimize sağdan soldan etler gelir. Buradan diyor, kendisi anlattı bana. Ben diyor, o günkü şartlarda otobüse bindim. Bursa'ya gideceğim. Bursa'ya indikten sonra da gece oradan da Bursa'nın bir ilçesine gideceğim. Giderken diyor, cebimdeki para çalındı. Bursa'ya indim gece. Cebimde para yok. Oradan öteye gidebilmem için cebimde para kalmadı. Birisi çaldı paramı. Otobüsçülere diyorum ki, ya beni, kimliğim burada, alın kimliğimi. Ben size Kurban Bayramı'ndan sonra, verin bana hesap numarası, size ben paramı göndereceğim. Bizi böyle dolandırırlar, dolandırıcılar diyor. Dolandırıcı adam yerine kondu. Baktı ki gece yarısı indi Bursa otogarına, gidemeyecek ortada kaldı, bir polise yalvarmış. Demiş ki, böyle böyle ben yolda kaldım. Hatta bir yazıhaneye girdim dedi, orada yazıhanede birileri vardı. Dedim ki onlara, arkadaşlar benim kimliğim burada, param çalındı. Ben burada Bursa'da misafirim. Bayramdan sonra İstanbul'a dönmüş olacağım, alın kimliğimi, telefon numaram işte burada. Beni sorabilirsiniz. Bayramdan sonra ben size paranızı göndereceğim. Bana bir bilet parası, bir bilet parası. Hadi yürü yürü dediler diyor. Rezil oldum diyor. Sonra gittim bir polise yalvardım. Dedim ki, beni almıyorlar arabaya. Sen şunlara efendim talimat ver de beni gönder. Ortada kaldım. Bir polis diyor beni arabaya koydu diyor. Şoför ve mavin beni arabaya almak istemediği için, polisin zoruyla arabaya bindiğim için diyor, mavin bana, o zaman hani otobüslerde böyle su şişelerini koymak için şey vardı, buzdolabı vardı, koltuklarda oturtmadı beni, git onun üzerine otur dedi. Sonra su lazım olsa da olmasa da 5 dakikada bir kalk diyor bana, kalkıyorum. Alıyor oradan, alır gibi ya, su yapıyor, otur diyor. Gidiyor biraz sonra geliyor, kalk diyor. Gittiğim yere kadar diyor, hiç beni oturtmadı diyor. Sonra ben kendi kendime dedim ki, eyvah be. Yediğim rezillik, beni dolandırıcı yerine koydular. Bana kimse güvenmedi. Başıma gelen felaketler neydi? 2000 lira kurban parası verecektim. Kurban hissesine girsem 2000 lira verecektim. Bu benden 12 bin lira olarak çıktı. Keşke ben hiç dışarı çıkmasaydım da kurbanımı kesmiş olsaydım dedi. Yaşadığı bir macerayı anlattı bana. Tam bir komediydi. Onun o bayramda kurban kesmemek için seferiliğe niyet etmiş olması, buradan Bursa'ya gidip ne olur bana 500 liraya, 300 liraya mal olur Bursa'ya gidiş geliş. Efendim 2000 liradan kurtulurum hesabı yaptı. Şerefiyle oynamış oldu.
dilenci yerine koydular, dolandırıcı yerine koydular ve çok sıkıntı çekti. Bundan dolayıdır ki bir insana kurban vacip mi? Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, men vecede sa'aten, bir insan imkan bulursa, buna rağmen cimriliği sebebiyle velem yudahhi, kurban kesmezse, bu adam Müslümanlığa yakışmayan bir iş yapmış olur be. فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا, bizim namazgahlarımıza, camilerimize adam gibi gelmesin diyor. Bu bakımdan kıymetli dostlar, Kurban Bayramı'nda zimmetinde kurban kesmesi vacip olan insanlar bunda cimrilik yapmamalıdırlar. Peki bir insana kurban vacip olabilmesi için hangi şartlar vardır? Kime kurban kesmek vaciptir? Bir insana kurban vacip olabilmesi için bir Müslüman olması lazımdır. Elhamdülillah. Burada sıkıntımız yok. İkincisi hür olması lazım. Burada da sıkıntımız yok. Artık ülkemizde ve İslam ülkelerinde köle de kalmamıştır. Üçüncüsü ikamet, yani mukim olması lazım. Bir insana cuma farz olabilmesi için de mukim olması lazım. Bayram namazı da vacip olabilmesi için mukim olması lazım. Kurban da vacip olabilmesi için mukim olması lazım. Yani Kurban Bayramı günlerini, dün bir arkadaşımız telefon etti, hocam ben Amerika'ya gidiyorum, 10 gün sonra döneceğim. Birisi Çin'e gidiyor, birileri Haç'tadır eğer orada mukim değillerse. Şimdi bu yolculuk esnasında kurban günleri geçiyorsa bunlara kurban vacip midir? Değildir. Yolculuğun getirdiği kolaylıklardan birisi budur. Şimdi cuma namazı nereye gelecek? Caminin yanından geçmiş olmaz cuma saatinde. Cuma saatinde eğer bir insan misafir ise, sefer ise cuma namazını kılmak mecburiyetinde değil. Bayram namazında kılmak mecburiyetinde değil, kurban kesmek mecburiyetinde de değil. Demek ki bir insana kurbanın vacip olabilmesi için Müslüman olacak, hür olacak, ayrıca mukim olacak. Yani seferi olmayacak. Bir de kurban vacip olabilmesi için bir insana zengin sayılabilecek bir servete sahip olması lazımdır. Müslüman olmayanlara, hür olmayanlara, mukim olmayanlara, yani seferi olanlara kurban vacip olmadığı gibi sadaka-i fıtır nisabına malik olmayana dahi kurban vacip değildir. Ramazan geçirdik. Ramazan'da fıtır sadakası vardı. Birileri fıtra alıyordu, birileri veriyor. Bir insan eğer fıtra alacak kadar fakirse fıtra vermesi gerekir mi? Hayır, gerekmez. Fitre vermesi vacip olan kişiler, kurban da kesmesi vacip olan kişilerdir. Fitre vermek için hangi zenginlik söz konusudur? Şimdi kıymetli dostlar, diyoruz ki biz nisaba malik olan kişi zekat verecek, nisaba malik olan kişi fitre verecek, nisaba malik olan kişi kurban kesecek. Peki bu nisap dediğimiz şey nedir? Aslında nisap üç kısımdır, üç türlüdür kıymetli dostlar. Bir, zekat vermek farz olan nisap var. Zekat vermek farz olan nisap nedir? İşte 80 küsur gram altın veya onun değerine tekabül edebilecek parası olan kişi veya ticaret malı olan kişi, asli ihtiyaçlarını çıktıktan sonra, borçların çıktıktan sonra bir insanın mülkiyetinde 80 gramlık altın varsa veya bunun mukabilinde parası varsa veya ticaret eşyası varsa bu zekat noktasında nisaba maliktir, zengin sayılır, zekat vermesi gerekir. Zekat vermesi gereken kurban da kesmesi gerekir, fitre de vermesi gerekir. Bu nisabın birinci ayağıdır. Yalnız bu nisapta dikkat buyurun, bu nisapta ya para olacak veya ticaret malı olacak. Ya altın, ya para veya ticaret malı olacak. Yani biz buna Arapçada nema diyoruz.
yani artan cinsten olacak demek, ya para cinsi olacak doğrudan doğruya veya ticaret malı olacak. Mesela diyelim ki bir insanın kullandığı bir arabası vardır. Ailece kullanıyorlar, kendi işine gidiyor, geliyor. Ama fabrikada kenarda bekleyen, zaman zaman çalışan 3 tane, 5 tane de servis arabası var. Şimdi bunlar ticaret malı mıdır? Değildir. Yani bunlar satım için değil. Yani galericilerin satmak için bulundurduğu arabayla işlerini yürütmek için fabrikada araba bulunduran kişinin arabaları arasında fark var. Galericinin arabası ticaret malıdır, zekata tabidir. Fabrikada bekleyen servis araçları ticaret malı değildir, onlar zekata tabi değildir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, zekat nisabında ya para, ya altın veya ticaret malı olarak 80 gramın üzerinde borçlarımızın dışında, asli ihtiyaçlarımızın dışında bir paramız varsa zekat vermemiz gerekir. Ancak bunun üzerinden bir sene geçecek, asıl nisap üzerinden bir sene geçmiş olacak. Ancak fitrede ve kurbanda böyle değildir. Fitre ve kurbanda nisap miktarı yine 80 gram altındır veya onun değerinde paradır. Veya illa ticaret malı olması şart değildir. Kenarda bekleyen, ticaret malı olmayan, fuzuli fazlalık eşyalarımız varsa, bunlar fitre vermemiz için de veya kurban kesmemiz için de nisaptan sayılırlar. Şöyle bir örnek vereyim size. Siz bir arsa satın alsanız, bir tarla satın alsanız ve bu tarlayı da arsayı da satın alırken, hele dur bakalım imkanlarımız gelişirse ileride ya üzerine biz kendimiz ev yaparız veya şartlara göre yapamazsak satarız, çoluk çocuğu evlendiririz, bir şeyler yaparız dediniz, bir arsa aldınız. Bu şimdi bu niyetle aldığınız arsa ticaret malı mıdır? Hayır, değildir. Çünkü bunu siz kendiniz de tarla olarak kullanma ihtimaliniz vardır veya üzerine kendinizin de ev yapma ihtimali vardır. Bu şekilde ticaret malı sayılmaz. Peki bunu siz kullanmıyorsanız, kenarda bekliyorsa, bu tarlayı siz ekip domates, salatalık bir şey almıyorsanız, kenarda bekliyor ise, bu şimdi ne oldu? Fazlalık bir malınız var. Eğer siz bunu ekseniz, domates, biber alsanız, yeseniz, çoluk çocuk yeseniz, bunu ihtiyacınızda kullanıyorsunuz demektir. Ama böyle bir şey yapmıyorsunuz da kenarda bekliyorsa, bu fazlalık olarak bekleyen bir maldır. Bu nisaba girer. Bunun değeri 80 gram altına tekabül ediyor mu? Ediyorsa sen fitre de vermen gerekir, kurban da kesmen gerekir. Zekat da alamazsın. Yani zekat ve fitre de alamazsın. Bu arsa kenarda beklerken alamazsın. Şimdi bakın kıymetli dostlar, bu kurban ile ilgili ve fitre ile ilgili zenginlikte üzerinden bir sene geçmesi şartı yoktur. O sadece zekattadır üzerinden bir sene geçme şartı. Diyelim ki kurban bayramının birinci günü fakirim, ikinci günü fakirim, üçüncü gün elime bir para geçti. Borçlarımın dışında 80 gramdan daha fazla altına tekabül edecek bir para geçti. Kurban kesmem gerekir. Birinci gün fakirdim, kesmem gerekmezdi. İkinci gün fakirdim, kesmem gerekmezdi. Üçüncü gün fakir oldum, zengin oldum, kesmem gerekir. Demek ki kurban vazifesi, paranın üzerinden bir sene geçmesi şartı yoktur. Fitrede de bu yoktur. Bu sadece zekatla ilgili üzerinden bir sene geçmesi şart. Öyleyse üç türlü nisap var dedik. Bir tanesi 81 gram, 80-81 gram altın veya para, o değerde para veya ticaret malı varsa, üzerinden de bir yıl geçmiş ise zekat nisabına malikiz. Borçları çıktıktan sonra, asli ihtiyaçlarımızı çıktıktan sonra zekat nisabına malikiz. Zekat vermemiz gerekir. Zekat alamayız zaten. Zekat vermesi gereken her Müslümanın aynı zamanda kurban da kesmesi gerekir. Ramazan'da fitre de vermesi gerekir. İkinci nisap nedir? İkinci nisap yine 80-81 gram altın veya onun değerinde bir paraya malik olmak. İlla para da olması şart değildir. Fazlalık bir eşyaya malik olmak. Diyelim ki evimizde bizim, bize ve misafirlerimize 4 kat yatak yetiyorsa, 8 tane yatağımız varsa onlar fazlalık sayılır. Duvardan yukarı bekleyen
efendim ileride çocuklarım evlenir belki onlara veririz çeyiz eşyası olarak diye duvardan yukarı senelerdir bekleyen halılar, bunlar da nisaba sayılırlar. Zekatta sayılmazlar ama kurbanda sayılırlar. Çünkü onlar fuzuli kenarda bekliyorlar. Buna benzer fazlalık eşyalarımız da kurban zekatında, nisabında ne yapılıyor? Hesap ediliyor. Böylece 81 gramı altının üzerinde bir değere malik olursak ne yapmamız gerekir? Kurban kesmemiz gerekir. Kurban kesmesi gerektiği halde, yani kurban kendisine vacip olduğu halde bir insan kurban kesmezse bizim musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da kurbanın vücubiyetini, yani vacip olduğunu, zorunlu olduğunu ifade ediyor. Kıymetli dostlar, bir üçüncü nisap vardır. O üçüncü nisap da bir insanın bir günlük yiyeceği varsa, bir günlük karnını doyuracak yiyeceği varsa o insanın dilenmesi haramdır. Dilenmek kendisine haram olan miktar nedir? Bir günlük yiyecektir. Bir insanın borcu yok, harcı yok. Bir günlük de yiyeceği varsa o gün dilenemez. O bittikten sonra ikinci gün dilenebilir. Bazıları derler ki eski hesaba göre 50 dirhem parası olursa, yani diyelim ki bugün 500 lira gibi bir parası olan bir insan dilenmesi haramdır. Tabi bu fetvayı duyduğunuz zaman bugün piyasalarda dilencilik yapanların çoğunun o dilencilere yardım eden kişilerden daha zengin olduğunu ne yapıyoruz? Haberlerde de duyuyoruz. Zaman zaman kendimiz de karşılaşmış oluyoruz. Elbette bunların arasında mağdur insanlar da vardır. Şimdi zenginlik nisabının 3 kademede olduğunu, bir tanesi dilenmeyi haram kılar bir günlük yiyeceği olan açısından. Bir tanesi kurban kesmeyi vacip kılar. 2, Ramazan'da fitre vermeyi vacip kılar. 3, zekat almayı haram kılar. Artık sen zenginsin, zekat alamazsın. 3 şeyi haram, zorunlu kılıyor. 1, fitre vermesi vacip oluyor. 2, kurban kesmesi vacip oluyor. 3, zekat almak kendisine haram olur. Bu nisap hangi nisaptır? 81 gram altın veya bu değerde para veya fazla eşya olursa bunun üzerinden bir sene geçmesi şart mı? Hayır, değildir. Bir sene üzerinden geçmesi şart olan hangisidir? Sadece zekat nisabıdır. Zekat nisabı 80-81 gram altın olacak veya onun değerinde para olacak veya ticaret eşyası olacak. Ticaret eşyası olduğu takdirde bu insanın zekat vermesi farzdır. Ancak havalani havil dediğimiz üzerinden bir yıl geçtikten sonra. Kıymetli dostlar, Kurban Bayramı'nda kurban kesmesi gereken bir Müslümanın kurbanı tasadduk etmesi caiz değildir. Yani aldı bir kurban, verdi fakire, al kuzum sen bunu inek olarak sakla, sütünü sağarsın, yersin, ailece bundan istifade edersiniz diyor. Bir fakire veriyor, bir fakir aileye veriyor. Olur mu? Olmaz. Kurban bayramında o vacip olan kurban da illa senin adına, senin niyetine kan akıtılacak. O kurbanı alıp tasadduk etmek, yani aldın bir fakire verdin, sakla bunu sen, İleride bundan istifade edersin diye kurban bayramı günlerinde kesilmeyecek şekilde fakir fukaraya tasadduk edilmesi olmaz. Yani kurban yerine geçmez. 10 tane kurban alsan, hayvan affedersin alsan, fakire, fakir ailelere versen, kurban kesmesen o kurban kesmenin yerini doldurmaz. Çünkü bu bir vacip görevdir. Bu vacip görev zorunlu bir görevdir. Bu görev yapılmadığı takdirde bunun hesabı vardır kıymetli dostlar. Kurban bayramında kesilecek olan kurban, kurban bayramı günlerinde kesilmelidir. Bunun da günü birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün akşama kadar. Birinci gün şehirlerde bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Daha doğrusu bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesme vakti girmiş oluyor. Ne zamana kadar devam eder? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün akşama kadar devam eder. Şafii mezhebinde dördüncü günde kesilebilir. Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü vacip olarak kestiğimiz kurbanların veya kestirdiğimiz kurbanların hepsi nedir? Vacip yerine geçebilecek vakitte kesilmiş kurbanlardır.
Elbette. İmkan olduğu takdirde Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesmek evladır tabii. Evlat. Ama bu evleviyeti gerçekleştirebilmek için metropol şehirlerde çok fazla izdihama gerek yok. Yani şimdi İstanbul gibi bir yerde herkes birinci gün kurbanını kesmek isterse kesimhanelerin sayısı da azaldığına göre kurban kesmek zorlaşıyor, gittikçe zorlaşıyor. Çok fazla strese girmemek lazım. Baktın ki birinci gün şartlar uygun değildir, çok zorlanacaksın. Ya kardeşim, Allah birinci günde olur diyor, ikinci günde olur diyor, üçüncü günde olur diyor. O zaman olur olan diğer günlerde onu yapmak lazımdır, ikinci güne. Geceleri kurban kesmek mekruhtur diye kitaplarda kayıtlı olarak geçer. Bunun asıl sebebi, gecenin karanlığında kurbana yapılacak olan kurban kesme vazifelerinde hassas olunamaz, dikkat edilemez diyedir. Yoksa aydınlatılmasının tamamen iyi yapıldığı yerlerde gece kurban kesilmesinde de hiçbir mahsur yoktur. Diyelim ki sırada bekliyorsun, baktın ki akşam oldu, hala senin sıran gelmedi. Feveran etmeye gerek yok yani, birilerinin kalbini kırmaya da gerek yok. Benim gece kurban olur mu? Elbette gece de olur, gündüz de olur. Yeter ki aydınlatması güzel olsun, kurban kesiminde bir yanlışlık yapılmasın. Mesele budur. Evet, burası da önemlidir. Kıymetli dostlar, elbette kurban kesilecek olan hayvanın kesilmesi bir ibadet olunca, ibadetler de bize göre değil, ilahi kriterlere göre tanzim edilir. Buna göre koyun ve keçi gibilerde bir yaşını doldurması lazım. Dana ve sığır gibi, manda gibilerde 2 yaşını doldurması lazım. Develerde 5 yaşını doldurması lazım. Sadece koyunlarda, keçiler dahil değil buna, sadece koyun ve koçlarda 6, 7, 8 aylık olduğu halde 1 yaşına gibi böyle gösterişli büyük gözüküyorsa sadece bu şeylerdedir yalnız. Koyundadır. Bir inek ne kadar büyük gözükürse gözüksün, yaşını tamamlamadıktan sonra, yani 2 yaşını doldurmadıktan sonra kurban olması mümkün değildir. Şimdi anlatacağım şey vicdanlarınızı biraz üzecektir elbette. Ama dikkatli olmanız gerektiğini anlatabilmek için bunu söylüyorum. Birkaç sene önce bir kardeşimiz Beykoz tarafında Kurban Bayramı'na bir aydan biraz daha fazla, belki 40 gün falan vardı veya bir ay vardı. Hayvanların geldiğini, kurbanlık hayvanların geldiğini öğrenmiş. Gideyim bakayım oradan, erken bir hayvan alayım diye hayvan pazarına gitmişti. Orada hayvanlarını getiren insanlar da şimdi erkendir, kimse gelmez diye hesabını yapmışlar herhalde. Arkadaşımız gittiğinde hayvanların bir kısmının ağzından kan aktığını gördü. Sizce hayvanların ağzından neden kan akıyordu? Çünkü dişlerini çekmişler. Kurban bakmak için gelecekler kapak attı mı, dişleri düştü mü diye aç ağzını bakayım dediğinde, ah işte sana dişleri düştü, gösterebilmek için hayvanların dişlerini çekmişler. Böylesine paraya tapan, paradan başka dini imanı para olan insanların piyasada olduğu bir pazardan eğer siz kurban alıyorsanız, elbette kurbanın yaşına daha fazla dikkat etmeniz lazım. Satıcıya, bunun yaşı tutuyor mu? Ne diyecek sana? Hayır, tutmuyor mu diyecek sana? Kurban pazarında sattığı hayvanın yaşı tutuyor mu sorusuna vereceği cevap hayır tutmuyor mu olacak? Hayır tutmuyorsa niçin kurban pazarında satıyorum? Et pazarı değil, orası kurban pazarıdır. Demek ki onun dini, imanı nedir? Paradır. Ondan başkasını bilmiyor. Pazarda bu anlayışın hakim olduğu bir devrede eğer siz kurbanınızı satın alıyorsanız, ya anlıyorsanız kendiniz karar verirsiniz, anlamıyorsanız anlayan birisiyle kararınızı verirsiniz. Kıymetli dostlar. Dolayısıyla dersimin başında söylediğim bir iki noktayı hatırlatarak dersimi bitiriyorum. Kıymetli dostlar, yarın Arefe günüdür. Sene içerisindeki en önemli gün Arefe günüdür. Şeytanın hayatından ümit kestiği, çalışmalarından meyus olduğu en sıkıntı ve ızdıraplı günü Arefe günüdür.
Yarın milyonlarca Hacı Efendi Arafat'ta vakfe yapıp dua edecekler. Size, bize de, âlem-i İslam'a da, çocuklarımıza da, ülkemize de dua edecekler. Bizim de bağışlanmamız için dua edecekler. Onlar oradan çalışacaklar, biz de buradan çalışacağız. Allah'ın izniyle. Arafe günü, cumartesi günüdür. Tek oruç tutulur mu? Tutulabilir. Bu günlerde oruçtan kardeşlerimiz zaten tutuyorlardır. Arafe günü tek Arafe günüdür diye tutulur mu? Tutulur. Ancak Arafat'ta olanlar tutmazlar. Onların çok ciddi vazifeleri var. Onlar ona hazırlanması lazım. Yani hac için Arafat'ta olanların tutması uygun değildir. Ama buradaki kardeşlerimizin bir senelik oruçtan daha fazlasına bedeldir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir de yarın sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri başlıyor. Yarın sabah namazından itibaren farz namazlardan sonra selam verir vermez Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyoruz. Ne zamana kadar? Bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere bu 23 vakitte teşrik tekbirlerimizi inşallah getirmeye gayret ediyoruz. Camide cemaatle namaz kılınca birisi unutursa diğerleri unutmamış oluyor. Ancak bunu evlerimizde de paylaşmamız lazım. Aile bireylerimiz, evlerimizde namaz kılan Müslümanlar varsa onlarla da bunu paylaşmamız lazım. Onlar da bunu başka yerden duymamış olurlar. Bir vazifeyi ihmal etmiş oluruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz buyurmuşlardır. Rabbim huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi her birinize, her birimize nasip eylesin. Âlem-i İslam'a da huzur ve birlik içerisinde Kurban Bayramı'nı idrak edip ihya etmeyi nasip eylesin. Her türlü kazadan, beladan, elemden, kederden sizi de bizi de Rabbim muhafaza eylesin.